Vahap Muniar, Neozeka ile yola koyuldu, gayrimenkul değerlemede 5 milyon evin fiyatını çıkardı. Görkem Öğüt ile Bora Yüzer, netkedde bir akses uygulaması yazdı, ancak pazarlaması konusunda tereddüt yaşandı, çok kısa sürede kopyalayanlar olabilir. Derken Görkem Öğüt ve Bora Yüzer, 2014 yılında kafa kafaya verip şirket kurdu, Neozeka yazılım ağa, ş, şey, Neozeka, coğrafi bilgi sistemleri üzerine çözümler sunarak faaliyetlerine başladı. 2015 yılında, varlık değerleme sistemini ilk kez yayınladı, 2015 yılında Revo Capital, Neozeka'ya yatırım yaptı. 2016'da da Evtiko tarafından başka bir yatırım aldı. 2017 yılında gayrimenkul değerleme aracı ilk kez tanıtıldı. 2018 yılında 7 Aralık bilişime ait gayrimenkul değerleme yönetim sistemi bünyeye katıldı. Böylece değerleme sektöründeki hizmetler daha da ağırlık kazandı. 2019 yılında GIS'ye lokasyon optimizasyonu özelliği de eklendi. Şirket 2020 yılından itibaren faaliyetlerine Endeksa adıyla devam etme kararı aldı. Endeksa'nın kurucu ortağı ve CEO'su Görkem Öğüt ve Kulsu Aylin Daylan'la buluştuk. Görkem Öğüt, şirketin Neozeka'dan Endeksa'ya uzanan öyküsünü anlatıp sürdürdü, 2021 yılında dışa açılma amacıyla fon ararken, kariyer. Net, cimri, sigortam. Net, arabam.com, hangi kredi, emlakjet ve nerede kal gibi şirketleri bünyesinde bulunduran Ilab Ventures'in kurucu ve yönetici ortağı Mustafa Say'la görüştük. Mustafa Sayın Endeksa'yı yurt dışına birlikte açmayı teklif ettiğini belirtti, Endeksa'nın %70'ini Ilab Ventures devraldı. Bu işlem sırasında bize yatırım yapmış olan diğer kuruluşların hisselerini de aldı. Hisseleri %70'e bu şekilde çıktı. Endeksa'nın neler yaptığını şöyle özetledi, Türkiye çapındaki gayrimenkulleri bulundukları lokasyon ve yapı özellikleri gibi birçok farklı değişkene bağlı olarak analiz ediyoruz bir evin ne kadar sürede ve hangi fiyattan satılacağını tahmin ediyoruz. Değerlemeleri gerçekleştirirken yapay zeka ve öğrenen makine teknolojilerini kullandıklarını bildirdi, bölgesinde uzman gayrimenkul danışmanları ve gayrimenkul satış niyetindeki kullanıcıları buluşturarak güvenli gayrimenkul satış hizmeti de sunuyoruz. Sistemin emlak danışmanlarına verdiği hizmetten para kazandığını vurguladı, Türkiye'de 210 bin dolayında emlak danışmanı faaliyet gösteriyordu. Lisans zorunluluğu sonrası sayı 110, 120 bin dolayına indi. Bizim sistemi 3500 emlak danışmanı aktif olarak kullanıyor. Bu sayı zamanla artıyor. Verileri nasıl elde ettiklerini merak ettim, paylaştı, TÜİK, GSM operatörleri ve belediyelerden aldığımız verilerle analiz yapıp derli toplu veri ortaya koyuyoruz. Bizim hazırladığımız veriler emlak danışmanlarının işini kolaylaştırıyor. Yaptıkları analiz sonrası ortaya sürekli kapsamlı raporlar çıkardıklarını kaydetti, demografiden hemşerilik bilgisine, ortalama gelir, sosyal statü gibi faktörleri dikkate alarak TÜİK verilerini sisteme dahil edip, ayrıca seçim sonuçları ve adres harita bilgilerini YSK kaynaklarından alarak ortak bir değerleme sunuyoruz. Endeksan'ın bugüne kadar fiyat değerlemesini ortaya koyduğu konut sayısının 5 milyona ulaştığının altını çizdi, 4 milyar metrekareden fazla alanda değerleme yapmış olduk. Fiyatları tutturma oranlarını merak ettim, sıraladı, dairelerde fiyat tutturma oranımız %92-96 arasında değişiyor. Müstakil evlerde bu oran %85 dolayında seyrediyor. Tarlalarda %80 fiyat tutturabiliyoruz. Arsalar için fiyat tutturma oranımız %82, ticari gayrimenkulde fiyat tutturma oranı %65'lerdi. Şu noktanın altını çizdi, avukatlar ve mahkemelerin tayin ettiği bilir kişiler bizim verilerimizi kullanıyor. Perakende ve akaryakıt sektörüne de hizmet verdiklerine işaret etti. Perakende sektörüne mağaza açma kapama lokasyonları konusunda, akaryakıt sektöründe de istasyonların yerini belirleme alanında analizler sunuyoruz. Endeksa gibi şirketlerin yaptığı işler, teknolojinin, dijitalleşmenin, yapay zekanın ulaştığı noktayı, sağladığı kolaylıkları ortaya koyuyor. İşin içinde bilişim, yapay zeka olmasa birkaç yılda 5 milyon konutun, 4 milyar metrekareden fazla alanın fiyat değerlemesi üstelik de sık sık güncellenerek yapılabilir miydi? İspanya ve Port Ekiz'de veriye ulaşmak daha kolay. Endexa'nın kurucu ortağı ve CEO'su Görkem Öğüt, Ilab Ventures'in şirketin %70'ini devralmasının sağladığı güçle İspanya ve Portekiz'e açıldıklarını bildirdi. Avrupa operasyonlarımız için Fransa merkezli danışmanlık şirketi Ambe Consulting International ile çalışma kararı aldık. Şirketin kurucusu Sam Papon, Endexa'nın uluslararası genişleme direktörü olarak görev yapıyor. Görkem Öğüt'ten veri toplama konusunda bir karşılaştırma istedim, paylaştı, İspanya ve Portekiz'de veriye ulaşmak, Türkiye'ye oranla daha kolay. Ancak, İspanya ve Portekiz'de de zor olan bazı noktalar var. Dolapdere'de okulda tanıştık, dünya ve sanayicide buluştuk. İŞA Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulundan arkadaşımız, meslektaşımız, Çerkezköy Sanayiciler Derneği'nin yayınına öncülük ettiği Sanayici Dergisi'nin mimarı Yıldırım Ülkat, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece mesaj gönderdi, Arif abimizi kaybettik. Başımız sağ olsun. Mesajı okuyunca inanmak istemedim, Yıldırım Ülkat'a tekrar tekrar sordum. Ama doğruydu, okul arkadaşım, meslektaşım Arif Esen, evde kalp krizi geçirmiş, aramızdan ayrılmıştı. Arif Esen'le yollarımız 1977 yılında o dönemde Dolapdere'de iş hanından dönüştürülmüş binada eğitim öğretimi sürdüren İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı gazetecilik ve halkla ilişkiler yüksek okulunda kesişmişti. O dönemde sıklıkla forumlar yapılır, sol görüşün her fraksiyonunun okuldaki sözcüleri ayrı ayrı kürsüye çıkar, sempatizanlarına seslenirdi. Arif Esen'in 1977-1980 döneminde okulda sıklıkla duyduğum sesi kulağımda çınladı arkadaşlar. Arif Esen'le mezuniyet sonrası 1981 yılında Hürriyete bağlı olarak Ekonomi gazetesine dönüşen dünyada bu kez meslektaş olarak buluştuk. Orada 6 ay kadar çok uyumlu şekilde çalıştık. Zamanla farklı yayın organlarında ama dostluğumuz hiç kesintiye uğramadan görev yaptık. Esen, en son posta gazetesinde sayfa editörü iken kararını verdi, artık emekli oluyorum. Derken 2010 yılı başlarında artık başarılı bir iş insanı, sanayici olan Yıldırım Ülket'te Arif Esen birlikte aradı, sanayici adlı bir dergi çıkarıyoruz. Yazılarınla desteğini bekliyoruz. Yıldırım Ülkat derginin çıkışında önce olmuş Arif Esen de genel yayın yönetmenliğini üstlenmişti. Esen, son birkaç yıla kadar her ay, sonrasında iki ayda bir mesaj yazardı, yeni sayı için yazını bekliyoruz. Kasım Aralık sayısı için yazı uyarısını da birkaç gün önce geçmişti, yazını 30 Ekim'e kadar bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı sayısı olacak. Yazının içeriğini ona göre belirle. Yazıyı henüz yazamadım Arif Baba. 30 Ekim'e daha zaman var diye düşündüm. Nereden bilebilirdim aramızdan böyle zamansız ayrılacağını. Arif babaya Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun.